Merhabalar, bugünkü aracımız 2010 model Sanyo Kayron. Aracımıza Kemut'un Apple CarPlay ve Android Auto destekli cihazımızı taktık. Şu anda Android Auto bağlı, USB üzerinden çalışıyor. Ve aynı şekilde CarPlay de USB üzerinden çalışıyor. Hem data gitmiş oluyor hem de sağlıklı bir şekilde telefonumuzu şarj etmiş oluyor. İlk önce entegrasyonla ilgili kısa bilgi vereyim. Aracın orijinal CD radyosunu çıkardık. Oluşan boşlukları kaplayan Mixtec çerçevemizi kullandık. İkinci konu, fabrikasyon soket yapıları bozulmadı. Birebir karşılık konnektörler kullandık. Üçüncü konu, direksiyon kontrollerinin sorunsuz bir şekilde cihaz üzerinde çalıştırılması. Bunu video içerisinde göreceğiz. Ses açma, kapama, şarkı değiştirme. Buradaki bir tuşla bas konuş olarak ayarladık. Onları da göstereceğim. Bir eklentimiz de geri görüş kamerası. Geri vites attığımız zaman kamera devreye giriyor. Böylelikle. Aracın üzerinde var olan bir kamera vardı, onu kullandık. Kamerada referans çizgileri yok ama cihaz üzerinden atılabiliyor. Hazır yeri gelmişken onu da yapalım. Referans çizgilerini açalım. Bu referans çizgileri cihaz üzerinden atılabiliyor. Çizgisiz kamera kullanıldığı zaman bu avantaja sahip. Boş ya da ileri aldığımızda otomatik kamera devreden çıkıyor. Cihazımızda Android Auto ve CarPlay var dedik. Ve direksiyon kumandasında Android Auto için bir şey göstereceğim. OK Google demeden ya da şu ilgili alana dokunmadan direksiyon üzerindeki bir tuşu bas konuş olarak ayarladık. İstanbul'da hava nasıl? Şu andaki hız tamamıyla telefonla alakalı. Telefonun veri transferiyle ve internet bağlantısıyla alakalı. Çalışmadı şu anda. Tuş çalışıyor sorun bu şekilde. Yani kullanıcı direksiyon simidini elinden bırakmadan birçok işlemi sorunsuz bir şekilde artık kullanabilecek. Cihazımızın YouTube kanalımızda birçok araca entegre edilmiş videolarını görebilirsiniz. Kemut 7018 BT modeli. CarPlay ve Android Auto var. Ve kablo üzerinden çalışıyor. Hem kablo bağlıyken de sağlıklı bir şekilde de telefonu şarj ediyor. 5 volt 1.5 amper çıkış sağlıyor USB'leri. Cihazımızın özelliğinde bir de Android Mirror özelliği var. Apple'da Mirror özelliği yok. Android Mirror özelliği de ilgili alana dokunup Android Mirror'u seçtikten sonra tekrar sök tek yaparak şuradan onay vermemiz lazım ilk telefondan. Verelim onay. Evet, bu şekilde Android Mirror özelliğinde kullanıcılar kullanabiliyor. Ne işe yarayacak? YouTube ve benzeri gibi uygulamalardan video açıldığın zaman cihazın ekranında gözükecek. Çevirelim. Android telefonlarda ekran yansıtırken çift yönlü kullanabiliyoruz. Yani buradan da kontrol edebiliyoruz. Yukarıdan ve alttan bir bant atıyor ama Apple'da tam ekran, Grundig cihazı tam ekran yapabiliyordu değil mi? Böyle hatırlıyorum. Ama bunda ekran yansıtma yok. Sadece Android telefonda var. Apple'da bu cihazımız ekran yansıtma yapmıyor. Bu şekilde karıştırmayalım çünkü Grundig'le benzer cihaz. Bazen böylelikle aksilikler olabiliyor. Çıkardık. Tekrar Apple'a geç, Android Auto'ya geçmek için ilgili alana dokunuyoruz. Android Auto için. Android Auto direkt ekranımıza gelecek. Alo. Abi araç içerisindeyim. Tamam. 5 dakikayı arıyorum seni hemen. Tamam. Tamam, görüşmek üzere. Böylelikle Bluetooth'la test etmiş olduk. Bu tarz cihazların zaten en büyük avantajı akıllı telefonla görüşme kalitesi. Kulağınızdakine yakın bir görüşme kalitesi sağlıyor. Bunun için hem içindeki Bluetooth entegresi çok iyi hem de harici mikrofonu ilgili alana bıraktık. Böylelikle kullanıcı sorunsuz bir şekilde telefon görüşmesi yapacak araçlar.